nereden şikayetçisiniz? Bizim en büyük şikayetimiz limana girişlerde tehlike yaşıyoruz. Kumun dolu olmasından dolayı liman ağzında, sığ olmasından dolayı şu gördüğünüz yarıntılar ondan sebep oluyor. Limana giremiyoruz. Bu kumun alınmasının sebebi de limanın ağzının açılması. Yani bütün herkesin istediği o. Bazı insanlar şikayet ediyor, kum çanlıyor diye, öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü hepimizin teknesi var burada. Demin gördüğünüz gibi nasıl girdiler motorlar. O motorlar sığ olmasa mesela, orası derin olsa rahat girecek içeri. Valilik, yani bizim başvurumuz, limanımız temizlensin, içeri giremiyoruz. Devletin verdiği gemiyi gelip alıyor, gidiyor. Limanın ağzını boşaltmak amacıyla. Başka bir amaç yok burada yani. Böyle bir şey yani, o tamamen nasıl diyeyim sana, bizim burada ekmeğimizle oynamak gibi bir şey yani. Yani öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Burada bir sürü tekne var. Limana giremediğimiz için biz bu başvuru yapıyoruz. Geliyor, ne güzel kumumuz alınıyor. Hırsızlık yapılıyor diye böyle bir şey. Yani sorun ne burada? Tekneler giremiyoruz. Azıcık fırtınalı havada limana giriş çıkış olmuyor. Burada sorun o. Kum olduğu için limanın ağzında. Yani siz kumun alınmasının hatta iyi bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii ki iyi bir şey. Kum alındığı zaman hiçbir tehlikemiz kalmayacak giriş çıkışlarla. Evet ama limanın dışından kum alınıyor. Ama o gemi limanın dışı dediğinizde şu mendireğin hizasına alması lazım ki buradaki kum çekildikçe içeri gelecek gemi. Öyle ala ala gelecek limanın ağzına. Başka türlü yanaşamaz ki o gemi buraya. Koskoca gemi. Nasıl yanaşsın? Yani burada limanda kum alma hakkı olan firma limanın dışından kumu almadan içeri giremez. Giremez, mümkün değil. Limanın dışı dediğimizde o mendireğin hizası limanın dışı değildir. O mendireğin hizası limanın içi sayılır. Liman çünkü oradan başlar dönüş girişler. Orayı almadan buraya zaten o gemi gelmesine imkan yok. Oraya ufak tekne oturur zaten. Kaç balıkçı var burada? Burada 150, 200'e yakın da kayıtlı olarak 150 balıkçı var.